Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Yo uygulamasını inceleyeceğiz. Uygulamayı açalım. Uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza bu ekran gelmiyor. Bir üyelik almanızı istiyor sizden. Üyelik alması çok kolay. Hani bir mail aktivasyonu falan istemiyor. Direkt kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip üye olabiliyorsunuz. Şu an bende tek ekli olan kişi TA olduğu için burada o çıkıyor. Bu artıya bastığımız zaman bizi WhatsApp'ımıza yönlendiriyor. Uygulama en basit anlatımıyla bir mesajlaşma uygulaması ama mesajlaşma seçenekleri biraz kısıtlı. Karşı tarafa sadece yo diye bir ses yollayabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek deneyelim. Bu TA'nın telefonu. Yo. Gördüğünüz gibi bu telefona geldi şu an. Üst tarafta bildirim olarak düşüyor gördüğünüz üzere. İşte WebTekno size yo yolladı. Hani bunun mantığı ne derseniz aslında hiçbir mantığı yok arkadaşlar bunun. Eskiden böyle cep telefonunda insanlar birbirlerini çaldırırlardı. Bu da onun gibi aklındasın hesabı işte böyle yo yolluyoruz sağa sola. Bunun yapımcısı Or Arbel diye bir ya da Arbel işte nasıl okunuyorsa diye bir adam. Bu uygulamayı 8 saatte geliştirmiş. Ve şu an hayvan gibi indirmesi var arkadaşlar bu uygulamanın. 1.2 milyon dolarlık bir yatırım almış bu uygulama çeşitli yatırımcılar tarafından. Hani bu kadar basit bir uygulamanın 1.2 milyon dolarlık bir yatırım alması gerçekten çok şaşırtıcı. Yo uygulamasını geliştiren kişi buna başka bir kelime eklenmeyeceğini açıkladı. Hani çok fazla istek geliyormuş. Buna başka kelimeler de ekleşti hey hay gibisinden bir şeyler daha koy diyorlarmış. Ancak hani bu sonsuza kadar yo olarak kalacağının açıklamasını yaptı. Dediğimiz gibi 8 saatte geliştirdi bu uygulamayı. Bence dünyanın en basit uygulaması bu uygulama. Sadece karşı tarafa yo gönderebiliyorsunuz. Facebook'taki dürtme mantığında aslında biraz. Hani mesela arkadaşınız bir işinizi yapıyordur sizin. Sen de ona hani bitti mi gibisinden yani bitti mi yazacağını buradan bir yo yollarsın. İşte o da sana geriye dönüş yapar bittiyse. Çeşitli dürtmelerde bulunabilirsiniz. Hani tam çaldırma dürtme bu da en son hani 2014 yılında entegre edilmiş hali yo oluyor. Uygulama bütün platformlarda var arkadaşlar. Ücretsiz durumda. Şu artı butondan dediğim gibi birilerini ekleyebiliyorsunuz. Buraya işte kullanıcı adını yazıp. Invite'a e basarsanız da Whatsapp'ınızdan bir kişiyi ekleyebiliyorsunuz. Eğer Yo kullanıcısıysa değilse de ona bir davet gidiyor. Hani Yo uygulamasını indir diye. Şurada ve altı alıyor. Üst tarafta sizin kullanıcı adınız. Invite kısmı var alt tarafta yine davet etme. Şu Find Friends sekmesinden de bir telefon numarasıyla arkadaşınızı bulabiliyorsunuz. Unblock'tan da blokladığınız insanların bloğunu kaldırmanızı sağlıyor bu sekme. İsterseniz birilerini bloklayabiliyorsunuz sizi rahatsız ediyorsa. Burada kaç tane yo gönderdiğinizi gösteriyor. Alt kısımda da logout kısım var yani çıkış yapıyorsunuz. Dan dediğiniz zaman size uygulamanın ana sayfasına yönlendiriyor. Uygulamanın mantığı dediğim gibi çok basit. Sadece karşı tarafa dürtme mantığında bir ses gönderiyor. Yo sesini gönderiyor. Uygulama dediğim gibi bütün platformlarda var. Hani Windows Phone'da dahil. Hepsinde ücretsiz arkadaşlar indirip kullanabilirsiniz. Ki niye kullanacağınız artık sizin hayal gücünüze kalmış biraz da. 1.2 milyon dolarlık bir yatırım almasının altında illaki başka sebepler vardır. Hani geliştirilebilir, başka uygulamalara entegre edilebilir. Bunu da zaman içinde göreceğiz. Hani güncelleme geldiği zaman zaten biz de duyururuz. Siz de eğer yüklediyseniz güncelleme olarak düşer telefonunuza. Bu videoda sizlere sohbet uygulaması demeye dilimizin varmadığı ama sohbet uygulaması olarak geçen Yo uygulamasını tanıttık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.